Böylesine bir karar alındı. Nasıl etkiler yerel seçimleri? Tabii geçen hafta sizinle burada perşembe gün saat 5 gündüz programında beraberdik. Beraberdik. Ve orada açık ve net bir şekilde Meral Akşener'in kararından dönmeyeceğini, İyi Parti'nin kararından dönmeyeceğini, seçime tek başına gireceklerini söylemiş. Ve hatta demiştim ki bunun en açık göstergesi rahmetli babam derdi ki demiştim sonradan öpeceğin surata tükürme. Bunlar birbirinin suratına çok tükürdü demiştim. Yani öyle laflar, işte hayatımın en büyük hatası CHP'den 15 milletvekili almak. Veya iyi Partili vekillerin Sayın Kılıçdaroğlu'na o dönem apoletini sök de gel. Değil mi? Alevi'den Cumhurbaşkanı seçmez bu millet değişi. Meral Akşener'in ısrarla seçimden sonra hep Sayın Kılıçdaroğlu suçluymuşçasına ben kazanacak aday dedim. Evet. Ama dinlemediler. Dolayısıyla süreç içerisinde çok ağır sözler söylendi ve Meral Hanım şunu dedi. Yani biz kimsenin yancısı değiliz. Kimseye kuyruk olmayız. Yani bu ifadeler bir genel başkan için çok bağlayıcı sözler. Yani belki İnsanlar şöyle düşündü. Özgür Özel çok sempatik, nazik, kibar bir genel başkan olduğu için geçmişi tez unutuyor. Hemen yarına bakmaya çalışıyor. Özgür Özel belli ki unutmuş. Hatta Özgür Özel cephesindeki bakış şuydu. Bilmiyorum Yavuz Bey de katılır mı, siz de katılır mısınız? Ona soracağım. Şöyleydi onlardaki kanaat. ...ya Meral Hanım'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile problemi var. O dönemki CHP ile problemi var. Değişim oldu değişimle bir sıkıntısı olmaz ve değişimle beraber o da kararını gözden geçirir demişlerdi. Bana göre çok yanlış bir düşünceydi. Yani CHP'de ne değişti? Altok 7 mi oldu? Altok 5'e mi düştü? CHP'de değişen tek bir şey var. CHP daha solcu olduğunu söylüyor. Daha devrimci söylemleri geliştiriyor. Sağ partilerin kendilerine zarar verdiğini daha net söylüyor CHP. İYİ Parti de Sağ Parti'den saymıyor bu arada. Hı hı. Yani İYİ Parti kendini her ne kadar sağcı görse de MHP'nin bir eşi benzeri gibi görse de CHP'lerin yani yeni değişen CHP'lerin bakışıyla İYİ Parti sağcı değil. Bunu da televizyon ekranlarında söyleyen siyaset bilimcileri var, köşe yazarları var, gazetecileri var, siyasetçileri var. Ne diyorlar? Biz Sağ Parti derken Demokrat, Deva, Merkez. Gelecek ve Saadet Partisi'ni kastettik diyorlar. Biz İyi Parti kas yerizde Daha merkezde. Ha, merkezde gördük, kendimize yakın gördük diyorlar. Dolayısıyla böyle bir birlikteliğin olmayacağını söylemiştim. Ama burada sadece İyi Parti'yi suçlayarak da bir yere varamayız. O gün Gökhan Günaydın'ın yaptığı açıklamayı nasıl görememezlikten geliyoruz? Yani İyi Parti'ye herkes yükleniyor. İyi Parti'ye saldırılıyor. Meral Akşener görevini yaptı. Meral Akşener Cumhur İttifakına hizmet ediyor. Pekala Gökhan Günaydın'ın o gün İyi Parti görüşmeleri devam ederken bir televizyon kanalında İyi Parti bizimle ittifak yapmak istiyorsa kapımız açık. Şimdi görüşüyorlar, kararlarını alsınlar. Biz de değerlendiririz mehalinde. Cümle tam böyledir evet. değildir. Cümle biraz farklıdır. Eğer arkadaşlarımızda varsa yani rejide de varsa çıkarırlarsa memnun olurum. Ne Ama Gökhan Bey bunu söylediğinde içeriye giden bu görüş içeride ben de olsam kanaatimde büyük değişiklik yapar değil mi? Yani etkisi olmuş mudur diyorsunuz? Niye olmasın Gökhan Günaydın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili. Gökhan Günaydın Ekrem İmamoğlu'nun ki bu birlikteliği isteyen en çok Ekrem İmamoğlu zaten. Yani bu birliktelikten e, fayda çıkacağını söyleyen, anne oğul ilişkisinde olduğunu söyleyen Meral abla diyen abla kardeş Ekrem İmamoğlu'nun abla kardeş ilişkisinin Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı sebebiyle en fazla Gökhan Günaydın yakın. Şimdi Gökhan Günaydın böyle bir cümleyi söylediğinde ister istemez siyasetin yıllarca içindeyiz. Şöyle algılarsınız. Ya Gökhan bunu Ekrem İmamoğlu'na sormadan Evet. Söylemez algılarsınız, öyle düşünürsünüz, siyasetçisiniz. Hı hı. Çünkü böyle bir konuşma ne bir hata olarak kabul edilebilir ne pot kırma olarak kabul edilemez. O gün televizyona çıkmak zorunda mısın kardeşim? Görüş beyan etmek zorunda mısın? Görüş beyan edeceksen de daha ılımlı, daha olumlu sözcükler kullanman gerekir. Ama maalesef Gökhan Günaydın'ın açıklamalarının da ben, İyi Parti'de kanaat değişikliğine sebep olduğunu düşünüyorum. Ama burada tabii üzüldüğüm şey şu. Ya da sizin programınızda da söylediğim bir şey <laughs> tekrar söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u dört buçuk yıldır yönetiyor değil mi? Mansur Yavaş da dört buçuk yıldır Ankara'yı yönetiyor değil mi? Şimdi kişi yönettiği şehrin halkına güvenmez de neye göre bir ittifaktan fayda umar? Siz dört buçuk yıl boyunca İstanbul'u ve Ankara'yı iyi yönettiğinizi düşünüyorsanız, halkın sizi desteklediğine kanaatiniz var ise, başka bir şey ihtiyacınız başka yok. bir şey ihtiyacınız yok ki. Başka bir birliktelik beraberlik olursa ne ala dersiniz? Olmasa da yolunuza devam edelim. Devam edersiniz. Ama şimdi İyi Parti CHP ittifakı öyle bir anlatıldı ve algılandı ki Tıpkı 14 Mayıs öncesindeki hata kazanacak aday tartışması masadan kalkıp oturmak nasıl Millet İttifakı'na bir bedel ödettiyse öyle bir algı yarattı ki İyi Parti ve Özgür Özel geçen hafta ben Meral ablamı ziyarete gideceğim. Yani düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık partinin genel başkanı Atatürk'ün koltuğunda oturan Özgür Özel ben Meral ablamı ziyarete gideceğim dedi ve ziyarete gittikten sonra o 4 gün içerisinde. Yanlışım varsa herkes yazabilir, sizler de söyleyebilirsiniz. Öyle bir algı oluştu ki İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak, daha doğrusu işbirliği yapacak. İstanbul Ankara'da İyi Parti adayı çıkarmayacak ve kazandık havası yaratıldı. E şimdi tekrar bir demoralizasyon başladı. Burada esasında şu an neyi hatırlıyorum biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kere daha takdir ediyorum. Konuyla belki alakası yok ama müthiş adammış Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük adammış Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş bir Meral Akşener'le işbirliği yapamazken, bir birlikteliği sağlayamazken Kemal Kılıçdaroğlu diye bir adam altı tane birbirine benzemez parti, birbiriyle fikren uymayan partileri, ürkücüyle devrimci, Kürtle Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi, zenginle fakiri Halil İbrahim sofrasında buluşturan büyük bir ittifak kurdu. Türkiye ittifakı kurdu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun